Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde tamamıyla el yapımı bir uzaktan kumandalı tekne üzerinde duracağız. İnceleyeceğimiz teknenin elektronik malzemeleri hariç tamamen gövdesi, güverte kısmı, dümeni, şaft, kaplin, aklınıza gelebilecek bütün parçaları tamamen el yapımıdır. Yavaş yavaş gemimizi incelemeye başlayalım. Gemimizde genelde kullandığımız birleştirme malzemesi, yapıştırma malzemesi unutmayalım, silikon tabancasıdır. Gövde kısmımız gördüğünüz gibi 5 litrelik bir pet şişeden oluşmuştur. Güverte kısmımız bir tereyağı kutusundan, tereyağı kabından, dümenimiz yoğurt kabının kapağından, pervanemiz yarım litrelik pet şişelerin üst kısmından oluşmuştur. Kullandığımız malzemelerin çoğu yeri doldurulabilecek basit malzemelerdir. Eğer siz de bu gemiden yapmak isterseniz basitçe yapabilirsiniz. Basitçe dediğime bakmayın, en az 2 günlük bir uğraş gerektirmektedir. Genelde evde bulabileceğimiz malzemelerdir ve çok basit bir şekilde elektronik malzemeleri de bulursak birleştirebiliriz. Şimdi çalışma prensibini inceleyelim. Evet, önce pil ve ESC bağlantılarını tamamlayıp evet. Kumandamızı açıyoruz tabii ki. İki kanallı bir kumanda kullandık. Daha sonra aracımızı açıyoruz. Evet. Şimdi dümen kısmını inceleyelim. Dümen kısmımız çok basit olarak servo koluna bağlı bir dümen teli, yön teli ve dümen hareket ettirmesi oluşmaktadır. Evet. Keskin hareketler beklemeyin. Basitçe sağ ve sol dönüşleri sağlamaktadır. Motor kısmında ise motor, kaplin, tel, şeffaf borunun içinden geçiyor ve pervanemize ulaşıyor. Evet, şimdi onu inceleyelim. Ben ileriyi biraz daha güçlü yaptığım için geri vites biraz daha zayıftır. Durgun sularda daha rahat yüzmektedir. Bunu da belirteyim. Deniz gibi dalgalı sularda biraz dengesini kaybetmektedir. Ama evladiyelik bir şey değildir. Yanınıza daima yapıştırıcı çeşit malzemeler bulunsun ki kolibandı gibi hemen bir yeri kırıldığında tamir edebilirsiniz. Gelelim şu açıklık kısmı. Tabii ki yüzdürürken bu şekilde yüzdürmüyoruz. Bunun kapağına uygun delikler açılmıştır. Teller içinden geçerek kapatıyoruz. Kısmen su geçirmez hale geliyor. Yani su geçirmez değildir tabii ki elektroniğimiz. Ama siz daha çok plastik ya da değişik yapıştırıcı malzemelerle su geçirmez hale de getirebilirsiniz. Teknemiz şu anda basit bir şekilde yüzmeye hazır vaziyette. Sizi beklemektedir. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi nasıl yapıldığını fotoğraflarla anlatmaya çalışacağım. Teşekkür ederim.